Burcu düzenleyeceği parti için pizza siparişi verecek. Her pizza 12 parçaya kesiliyor. Burcu herkesin 4 parça yiyebilmesi için yeterli pizza sipariş etmek istiyor. Ve partiye 16 kişi davetli. Çok fazla bilgi var, öyle değil mi? Aslında çoğumuzun sıkça yaşadığı bir durum bu. Eğer evinize misafir geliyorsa aç kalmalarını istemezsiniz, değil mi? Eğer Burcu 7 tane pizza sipariş eder ve herkes Burcu'nun planladığı gibi 4'er parça pizza yerse, geriye kaç parça pizza kalır? Bu soruyu çözmek için de önce Burcu'nun kaç parça pizza sipariş ettiğini, sonra 16 kişi tarafından kaç parça pizza yeneceğini ve son olarak Burcu'nun kaç tane fazladan parça sipariş ettiğini bulalım. Evet, önce kaç parça sipariş edildiğini bulacaktık. Hadi, şimdi videoyu durdurun ve 7 tane pizza sipariş edildiyse, toplam kaç parça pizza olduğunu biraz düşünün. 7 tane pizza sipariş edildi. Ve her pizzada 12 parça varsa, 12 ile çarpıp toplam parça sayısına ulaşabiliriz. Bu da bir pizzadaki parça sayısı. Evet, şimdi çarpalım. 7 çarpı 12 bize 84 tane parça verir. Toplam 84 parça pizza var. Ne kadar da fazla. Bu Burcu'nun sipariş ettiği toplam parça sayısı. Şimdi de kaç parça pizza yenecek onu hesaplayalım. 16 kişi davetliydi. Evet, 16 kişi sayısı. Bu sembol sayıyı temsil ediyor. 16 kişi var ve her biri 4 parça yiyecek. Bu durumda 4 ise, her bir kişinin yiyeceği parça sayısı oluyor. 16 çarpı 4, 64 eder. Evet, 64. 84 değil. 64 parça pizza yenecek. Fakat 84 parça pizzamız var. Peki kaç parça pizza kaldı? 84 parça pizza ile başladık ve bunlardan 64 tanesi yendi. 84 eksi 64, 20 eder. O halde, herkes kendi payına düşeni yedikten sonra 20 parça pizza kalır. Yani 20 parça pizza artacak. Umarım israf olmaz. Burcu pizzayı sipariş etmeden önce bu hesaplamayı yapsaydı, daha az pizzayla herkesi doyurabilirdi.